Dünyayı Yok Etme oyununun ikinci bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ilk bölümde dünyayı tamamen yok etmiştik ve kötü insanların hepsinin cezasını vermiştik. Ama kötü insanlar bir yolunu bulup dünyayı tekrardan oluşturmuşlar. Biz de bu videoda sadece dünyayı değil, bütün gezegenleri, mesela Mars. Çok güzel görünüyorsun sen. Jüpiter, çok büyüksün ama içinden geçeceğim az sonra. Kötü insanlara inat, like'ınızı şu anda atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için yapıyorum. Dünyayı kötü insanlardan kurtarmak için. Böylece bizler kalacağız, dünyayı yöneteceğiz. Biliyorsunuz ki birinci bölümde Amerika, Çin, İngiltere, ne bileyim Rusya, Musya, her türlü pisliği yok etmiştik, pislik ülkeyi. Bu videoda Fransa ile başlamak istiyorum çünkü Fransa'ya gıcığım. Oy, tek attım lan. Koskoca Fransa gitti. 260 milyon insan öldü. Messi, Neymar, Mbappe, bunlar da mı öldü? Messi ölürse dünyanın neresi Cristiano Ronaldo olacağından dolayı burayı da alalım da İngiltere'yi, böylece ikisi de gitmiş olsun. O zaman şu anda dünyanın en iyi oyuncusu Haaland. O zaman Almanya'da giderse dünyanın en iyi oyuncusu kimi kalacak? Oğlum bu üç ülkeyi alınca dünyada futbolcu kalmadı lan. O zaman bir şey yapalım, sadece Türkiye'yi bırakalım, dünyanın en iyi ligi Türkiye Ligi olsun. Şimdi İtalya'yı aldık, Juventus falan yok. Buradan Real Madrid, Barcelona'yı aradan çıkartıyoruz. İskandinavya'yı alalım komple. Şuraya atıyorum, Yunanistan gidecek. Buraya atıyorum, Ukrayna falan filan gidiyor. Rusya'ya doğru girişimizi yapıyoruz. Türkiye'nin etrafını bir rahat rahat alayım. Azerbaycan'ı da bırakacağım tabii. Tabii önemli. Azerbaycan, Hazar Denizi Azerbaycan için önemli aslında. Bak Bakü burada, tamam. Şu aşağıları alalım, Suudi Arabistan'ı. Buralar gitsin. Tamam, güzel. İran gitti. Azerbaycan'la Türkiye kaldı. Tamam. Abi işsiz gibi böyle yapıyorum ha. Sarıyor bu arada gerçekten. Alaska'dan itibaren Amerika'nın da içinden geçiyoruz yine. Dolar falan filan sıkıntısı falan kalmayacak arkadaşlar. Dünyaya sadece Azerbaycan'la Türkiye yönetmiş olacak böylece. İnanılmaz ya. Abi ne kadar yararlı bir insanın, farkında mısınız? Meksika'yı buradan alıyoruz. Acıyla bir sıkıntımız kalmayacak. Şuradan Dominik'i alıyoruz. Böylece Acun'un programları da kapanıyor artık. Dominik mominik yok. Güzel bir günlerde. Ben de gençlere her zaman onu söylüyorum. Güney Amerika'ya girdik. Brezilya'yı buradan alacağız abi. Artık daha fazla futbolcu istemiyoruz. Antarktika kalsın ya. Zaten kimse yaşayamıyor orada. Kuzey Kutbu, Antarktika ve aynı zamanda Türkiye, Azerbaycan kaldı ve Japonya kaldı. Japonya'ya bir atom bombası atmamız lazım Japonya'ya. Bunlardan hangisi atom bombası oğlum ya? Abi bilmiyorum. Atom bombasını bulamadım. Şu mantıklı geldi. Atıyorum Japonya'ya. Japonya bakalım nasıl yok olacak. Sakın dünyayı yok etme. Sakın. Sakın lütfen. Allah, duman tütüyor. Bitti mi? Gitti mi? Japonya gitti mi? 55 milyon insan kaldı sadece. Oğlum Türkiye'nin nüfusu 80 milyon değil miydi? Azerbaycan'ın nüfusu da 10 milyon desek 90 milyon kalması lazım. Niye 55 milyon? Hatalı. Tamam, bu dünyayı patlatmıyorum. Bence çok güzel bir dünya oldu. Yenileyelim. Dur lan, ben dünyanın üzerine Laz yazmadım ya. Dur, L. Çok iyi L oldu. Aynen. A'yı biraz geniş alayım. A buradan böyle geliyor. Böyle ve böyle. Z'yi yaparsam Türkiye'yi yok eder miyim lan? Hayır, yok etmeden yapmaya çalışacağım. Tamam, Z. Aynen, Türkiye'yi yok etmedim. Misler gibi be. Evet, Laz. Komik değil mi? Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Sadece kutup noktalarını yok edince kaç tane insan yok olacak? Bunu çok merak ettim. Bir deneysel çalışalım. Kutup noktaları çok soğuk. O yüzden daha da soğuk olsun abi. 11 milyon insan mı yaşıyor cidden burada? Ha, Grönland'ı falan yok ettiysek tabii, aynen. Burada hiçbir insan yaşamıyor. Burada kimse ölmemesi lazım normalde. Aynen, bak gerçekçi. Kimse ölmedi. Ama burayı ısıtalım. Zaten soğuk olduğu için faydası yoktur. Dur. Yine ölmedi. Bak, mantıklı. Abi dünya münya sarmıyor. Bana Mars'ı getirin lan. Mars'a ayak basmak istiyorum. Mars'a bir uzaylıları gerçekten gönderelim bakalım. Aynen. Mars'a gitsin bu uzaylılar. Bir yerleşsin bakalım. Kolonilerini kursunlar. Oy, Mars'ı tekte mi alacağız acaba? Dur. Bu fena bir şeydi. Vurdu gitti. Bu kadar mıydı? Mars'ta insan yaşamıyor tabii. Abi Mars kolay lokma. Mars'ı tekte almak istiyorum ben. Attım şunu. Bu tek atıyor abi. Şu. Gitti. Öyle bir toz bulutuyla beraber orada bir yoğunlaştı. Bu hidrojen bombası olabilir ve tüm Mars'ı yok etmiş olabiliriz. Bak. Bakalım, tüm Mars katılaşıyor. İçeriden böyle ısınacak ve yok olacak galiba. Hadi ısın. Lan beni deli etme. Isın içeriden işte. Lan al elektrik şokunu, al. Al. Ağzını burnunu kırdığımın Mars'ı ya. Aynen. Bence iyi, bence iyi. Tabii. Böyle olması lazım. Evet, Mars'ın içinde de arkadaşlar bir şey varmış. Çekirdek varmış, bunu görmüş olduk. Abi delip diğer taraftan mı çıkacaksın 2 saati ya? Hiç hoş değil yani gerçekten.
Aynen buradan çıkıyor. Ne anladık biz bundan? Dur lan dur, Türkiye'den soksam nereden çıkar acaba? Ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi lan? Özür dileyerekten bunu Türkiye'ye sokmak istiyorum. Nereden çıkacak acaba? Evet, Türkiye'den girdi. Türkiye'nin tam karşısında neresi var acaba? Onu merak ettim. He, aynen oradaki büyük okyanustan çıktı. Karşıyı görebiliyor muyum lan? Göremiyorum aynen. Mars'tan büyük ne var? Jüpiter var. Jüpiter'i tekleyebilir miyiz? Bu bayağı büyük bir gezegen. Kocaman. Şimdi abi bu Jüpiter'e elektrik şoklarını falan filan atalım bir. Bayağı bayağı attım şuralara. 5-6 tane elektrik şoku attım. Jüpiter'in yarısı gitti. Oy 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 oy. Tamam yeter yeter yeter. Dağıtma dağıtma. Bu gezegenlerin en önemli özelliği bunları boş bırakınca tekrardan oluşuyorlar. Bak gördün mü? Bak Jüpiter tekrardan oluştu ama biraz küçüldü. İlk andaki Jüpiter değil. O yüzden buna tekleyeceğiz abi. At bunu, tekleyeceğiz direkt olarak. Bakalım bunda ne etki yapacak? Yine kızartacak mı onu? Gel abi, lütfen tekleyelim. Hadi yaparız, yaparız, yaparız. Hadi abi, oy. Ne oluyor lan? Oğlum bu gezegen şey gibi ya, toz gibi bir şey. Hiç etkilen... Aa tamam, kızar kızar kızardı. Kızardı, şimdi içten yok ediyor onu. İçten böyle kemirdi ve güneşleşti. Abi buna bayılıyorum ya. Ben buna bayılıyorum abi. Şu görüntüye bayılıyorum. Patla. Yes bebeğim. Yes, come on baby. Let's go. Bana güneş sistemi lazım böyle. Ortada bir güneşimiz var. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Ay dönüyor dünyanın etrafında, görüyorsunuz zaten. Buralarda Mars var abi. Jüpiter'i görüyorsunuz. Bak bak tam burada. Dünyanın yanına bir tane kara delik atıyorum. Ve bütün toz bulutlarını çekiyor. Dünyayı çekiyor mu? Ay ay gidiyor lan. Ay nereye gidiyorsun? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Dünya yok oldu değil mi şu anda? Dünya yok, kara deliğe düştü aynen. Abi güneşi ben buzla beraber böyle alayım ben buradan. Güneşi küçültelim. Buz silahımızı güneşe verelim abi. Bütün... Aa bak güneşin yer çekimi gittiği için Venüs falan filan uzaklaşıyor. Yani bütün gezegenlerin konumu değişti. Kara deliğe düştü orada bir gezegen. Güneşi yok edelim. Ve evren yok olsun, misler gibi. Helal olsun lan. Önünde evreni de yok ettik. Bütün dünyayı yok ettiğimize göre kendi evrenimizi kuracağız şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir ülke yok. Sıfır. Masmavi bir gezegen. Her taraf su. Ben buraya Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı koyacağım abi. Türkiye'yi çizmeye çalışacağım. Umarım başarılı olurum tabii ki. Evet şuradan Türkiye'yi çizmeye başlıyorum. Dur olmadı olmadı. Biraz daha küçük. Burası Trakya olsun. Ege, Akdeniz, Antalya. Burası İstanbul, Karadeniz. Al sana şöyle Doğu Anadolu falan filan derken şu olduğu için abi şunu bir kapat ya. Evet aynen. Aynen öyle bebeğim. İçini de böyle doldurduğumuz zaman alın size Türkiye. Hani biraz daha güzel olabilirdi ama çok zor çizmesi. Şuradan Muğla'yı falan unutmayalım. Trakya'yı biraz daha büyütelim. Şurada Antalya Körfezi var. Şurada Adana falan filan var. Hatay için böyle dışarıya doğru bir çıkıntı. Burası Doğu Anadolu olduğu zaman tamamdır. Şimdi geçelim Azerbaycan'a. Azerbaycan'da burası. Azerbaycan'ın artık Hazar Denizi tüm dünya yani. İnanılmaz. Buraya bir nüfus koyuyoruz. Aynen. Ne oluyor? Lan. Nüfusları böyle aynen şuralar, İstanbul'un nüfusu fazla, Ankara'nın nüfusu fazla, Bakü'ye nüfus koyalım. Antalya buralar, genel olarak diğer ülkeye falan filan böyle, İzmir'de biraz nüfus fazladır. Trabzon'a koyacağım yani benim şehrim falan filan. Böyle nüfusu koyalım. Bu dünyanın kutuplarını yapalım. Buralar biraz buz olsun. Bulut miktarı az olsun. Etrafında taş olsun mu? Olsun. Ve bir koluma kalkanı ile beraber diğer bütün uzaylılardan burayı koruyalım. Aynen öyle bebeğim. Mükemmel. Çok iyi. Yeni gezegenimizi nasıl buldunuz arkadaşlar? İşte yeni dünyamız bu. Bence mük oldu yani. Çok iyi. 204 milyon insan yaşıyor. Koruma kalkanına acaba bir şey geçiyor mu ya? Şunu attım diyelim ki. Geçmez değil mi koruma kalkanı? Aynen abi. Uzaylılar saldıramayacak bize. Bak top atıyorum sekiyor. İçine girmiyor. Mükemmel. Bunu attım. Koruma kalkanı sayesinde o da mı girmeyecek? O da girmiyor. Mükemmel. Bu çok etkili bir şeydi bu arada. Gerçekten koruyacak mı yani tamamen? Patladı, ne oldu? Yine korudu. Mükemmel lan. Harika. En etkilisini deneyeceğim. Şu çok etkiliydi. Tüm dünyayı şey yapıyordu biliyorsunuz ki. İçten içten yakıp güneş yapıp patlatıyordu. Bu gelsin abi bakalım ne yapacak? Koruma kalkanını geçebilir mi? Geliyor, topluyor, topluyor, topluyor. Allah'ım korkuyorum. Yine yok olmaktan korkuyorum. Aha içine geçti mi? Oha, koruma kalkanını kırdı. Hayır, bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Ay, geçti içine. Allah kahretsin. Hayır ya. Gerçekten bunun olmasını hiç istemiyordum. Maalesef oldu. Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah. Güneş küsmüş.
Aga koruma kalkanın içerisinde kaldı dünyanın parçacıkları ya. Yine yok ettik. Kendi kurduğumuz dünyayı da yok ettik. Ben caniyim galiba lan. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta bir önceki dünyayı yok etme oyunu var. Gerçekten çok eğlenceliydi. Buraya da Azrail oyununu koyuyorum arkadaşlar. Çok beğeneceksiniz. Çok mükemmel bir videoydu. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.